Ali hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, i̇yisin umarım. İyiyim yani umarım iyiyiz. Güzel bir Euroleague programı yaptık. Herkese Oppenheimer mı Barbie mi diye soruyorum sana da sorayım. Ee, Oppenheimer. Teşekkür ederim. Ben Greta Gerwig'i sevmem. O yüzden. Nolan'ı da sevmem gerçi ama. Ya bu bombayı atan değil attıran diyorsun. Bravo evet. Kötü bir Gerwig filmindense kötü bir Nolan filmler zaman tercih ederim. Çok güzel. Ayağın uğurlu geldi. Seninle bir Ömer Faruk Yurt seven analiz videosu çekmiştik. Hemen akabinde de Onur Akbit'im Chicago Bulls'la iki yönlü kontrat imzaladı. Seni de bugün bunun için çağırdık. İlk sorumla başlayayım dilersen. Onur Akbit'im Euro Cup'ta Bursa Spor'la birlikte çok iyi bir ivme yakaladı. Ama Eurolik deneyimi olmadan bir anda şimdi Chicago Bulls'la kontrat imzaladı. Sence doğru bir hamle mi, Nasıl bir Reject back to the the honor out between Breaking down the court, Siberia for Bittim, and here goes Versus Paul. Thomas lost his footing. and the pair went dunk from Bittim. Open for Bittim, he finds the hole for three. Gang busting throwdown from honor out Bittim. Onur Alpin o kariyer gelişimi, Bursa Spor'da Duşan Alipiev için ona çizdiği yeni rol, yeni yol, ona diktiği yeni gömlek ve o gömleğin zamanla artık Onur Alpin üzerinde ne kadar iyi durduğunu. Gördük, yaşadık. Ben de kendimi aslında bir spiker olarak şanslı kabul ediyorum. Çünkü Bursa Spor'un özellikle geçtiğimiz sezonki o tarihi Euro Cup yürüyüşünde ve Onur Alp'in bir oyuncu olarak kariyerindeki en büyük sıçramayı yaptığı sezona şahit olmuştum. Ucundan kıyısından bir parçası gibi hissetmiştim. Onur Alp'in Bursa Spor'daki iki muhteşem sezonu var. Doğru. Ama kendisi de bunun farkında. Farkında olduğunu biliyorum. Düşen Alimpiev için bir koç olarak Onur Alp'a o rolü vermesi, Alaric Freeman takımdan ayrıldıktan sonra Derek Nieder Needham'ın yanında ikinci lider hatta bölüm bölüm Needham'ın da önünde takımın ana lideri olarak Onur Alp'a o rolü vermesi Onur Alp'in kariyerindeki en büyük sıçramayı yapmasına sebep oldu. Bunu sağladı. Gerçekten Onur Alp çok özel bir oyuncu ve ben her zaman aslında buna değiniyorum, bunu konuşuyorum. Bizim Kupa 2'ye yani Euro Cup'a ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka yönlendirici, sürükleyici, hücumda geniş hacimle oynayan yerli oyuncuları sokmamız gerekiyor. Yerli oyuncuları bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi Burhan Galatasaray'a transfer yaptı ki ben Burhan'ın geçtiğimiz sezonu özellikle Efes'te tamamen boşa geçirdiğini düşünüyorum. Yani oynaması oynamamasını geçiyorum. Oyuncuların kariyerinden gidiyor. Neyse ki Onur Alp 99 doğumlu bir oyuncu olarak 2 yıldır bu şansa sahip. Daha erken dahi bence bunu yapabilirdi. Ama Dušan için onun kariyerinde çok önemli bir adımı atmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün evet NBA'ye gittiğinde ya da bir iki yönlü kontrat aldığında Chicago Bulls taraftarının da bir NBA scoutunun da ilk baktığı şey Onur Alp'in yüzde kaçla üçlük attığıdır. Doğru. Onur Alp kariyerinin normal sezonda özellikle en iyi şut sezonunu yaşadı yüksek bir volümde atmasına karşın %40'a yakın bir üçlük yüzdesi yakaladı. Playoff'larda zorlandı mı? Çok zorlandı. Zannediyorum Türkiye Ligi playoff'larında üçlük isabeti dahi yok. Ama normal sezonda kariyerinin en istikrarlı şut sezonunu yaşadı. Ama Onur Alp bundan daha fazlası. Gerçekten sürükleyici, özgüvenli. Biraz izlediğiniz zaman topla panik içerisinde olduğunu hissettiren bir vücut dili var. Bence onu zaten biraz geliştirmesi gerekiyor. Yani normalde topa hakimiyeti ve atletizmiyle de birleşince çembere gitme, patlayabilme, kendi pozisyonunu yaratabilme ve bitirebilme kabiliyeti çok yüksek. Ama vücut dili olarak Onur Alp'in biraz panik içerisinde hücum ettiğini düşünüyorsunuz ama uzun süredir Onur Alp'i izleyenler, çok maçını izleyenler, Bursa'da onu izleyenler bilirler ki aslında ortada bir panik yok. Yani Onur Alp bir şekilde hücumda yolunu bulabilen bir oyuncu buna bu sezon eklediği istikrarlı üçlük meselesi ki NBA'de bir şekilde şans yakalayacaksa, dakika alacaksa Onur Alpin oradaki rolü elbette Bursa'daki top yönlendiren, topu yöneten, hücumda çoğunlukla birinci opsiyon olan oyuncu olmayacaktır. Onur Alp bir Chicago Bulls yapısı da düşünüldüğünde ki Az sonra ona da değineceğim. Billy Donovan'ın sezonun ikinci yarısında Chicago'da işleri biraz daha yoluna koyarken o tercih ettiği basketbolda o hustle play dediğimiz yani işin enerji tarafında, mücadele tarafında çok iyi iş çıkaran iki guard. Bunların yanında topun Zach Lavin'de ve Demar DeRozan'ın elinde olduğu 5 numarada da Vucevic'le hücum potansiyelinin, yarı saha potansiyelinin arttığı bir basketbol oynatıyordu. Ama ya yani guardların ismine baktığınız zaman bile Billy Donovan'ın geçtiğimiz sezon işleri iyi giderken ne oynattığını görebilirsiniz. Patrick Beverley. Alex Caruso, Ayodosun mu? Zaten bu üç ismi alt alta yazdığınız zaman Billy Donovan'ın Onur Alp'ten ne beklediğini görür gibi oluyorsunuz. Enerji, mücadele, tam sağ basketbolu, tempo basketbolu ve Zeklevin ve Demar Deroz'un topu elinden çıkardığı vakit cezayı kesmek. O ceza şutunu sokmak ki sizi gerçekten bir anda sivriltebilir. Onur Alp'in kontratı iki önlü bir kontrat. Bu demek oluyor ki yaklaşık 600 bin dolar kazanacak ama daha da önemlisi 82 NBA normal sezon maçının 50'sinde oynayabilecek. 50'sinde kadroya yazılabilecek. Tabii ki 50 çok ciddi bir sayı. Çok ciddi bir maç adeti. bunların ne kadarında Chicago Bulls kadrosu ile birlikte olacak? Ne kadarında c olacak? Bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecektir. NBA'de takımların 3 tane iki yönlü kontrat imzalama hakkı bulunuyor. Chicago'nun ilk kontratı kime vereceği çok belliydi. Adam Sanago. Yukon çıkışlı bir uzun ki bence kariyerinin ilerleyen safhasında çok iyi bir Euroleague uzunu olabilir Adam Sanago. O isimlerden birinin Adam Sanago olacağı kesin gibiydi. Diğer isim kim olacak? Onur Alp bitim gayet makul bir tercih olarak gözüküyor. Yani gard rotasyonunda size o enerjiyi getirecek. İkinci beşte o rüzgara katkı sağlayabilecek. Tam sağda atletizmiyle bununla birlikte yakaladığı pozisyonlarda sokabileceği üçlüklerle ...size alan da açabilecek bir oyuncu Onur Alp bitim. Belli oranda Bursa'da çok geliştirdiği o toplu oyuncu... ...yani topu yöneten oyuncu rolünü de oynayabilir ama bu çok kısıtlı olacaktır. Burada Onur Alp'in NBA'de bir kariyer inşa edip edemeyeceğini belirleyecek şey bir o ceza şutunu, o yakaladığı üçlük fırsatını ne oranda, ne yüzdeyle isabete çevirebileceği. Bir de işin enerji tarafında parkede bulunmak istiyorsa Ayodos'un bunun yarattığı o heyecanı yaratması gerekiyor. Bunda hiç şüphe yok. Gittiğiniz takımdaki durumda sizin NBA'deki kaderinizi fazlasıyla belirleyebiliyor. O yüzden biraz Chicago bulsa ve G-League, NBA arası o iki yönlü kontratları alacak oyunculara bakmak lazım. Adama Sanogo bambaşka bir hikaye. Yukon çıkışlı bir uzun. Chicago'nun zaten ona iki yönlü bir kontrat vereceği, bir two-way vereceği kesin gibiydi. Onun gelişimine çok fazla göz dikmiş vaziyetteler. Çok yönlü, önemli bir uzun olabileceğine dair ciddi bir inançları var. O yüzden adama Sanogo onun kontratı alması kesin gibiydi. Nitekim aldı fakat pek Onur Alp'i ilgilendirmiyor. Onur Alp'i tabii ki takımdaki kısalar ilgilendiriyor. Hem Chicago Bulls'un garanti kontrat verdi hem de 2-way oyuncularındaki kısalara bakmak lazım. Burada açık söylemek gerekiyor. Benim içimi rahatlatan bir gelişme oldu. Javon Freeman Liberty Gerek geçtiğimiz sezon Chicago Bulls'un takımıyla, gerekse yaz liginde yine Chicago Bulls'un yaz ligi takımıyla çok iyi performanslar ortaya koymuştu ve Onur Alple aşağı yukarı aynı dakikalara talip olabilecek bir oyuncu. Bununla birlikte gerçekten oyuncu profili olarak yetenek paketi olarak da benzeştikleri noktalar var. Çembere gidebilen, atletizmi olan, top yönlendirmeyi seven, bununla birlikte sabit şut da sokabilen bir isim. Freeman Liberty. Ayrıca söyledi de çok güzel. Yani tek tek de güzel. Bir de paket olarak herhalde daha iyisi olamazdı. Freeman Liberty'nin Chicago ile Two de geçtim. Garanti bir kontrat üzerinde anlaşabileceği de konuşuluyordu ama gitti. Toronto ile imzaladı. Bu Onur Alp için çok iyi bir gelişme bence. Çünkü gerçekten Aynı dakikalara benzer profilde ve bir ilave G League sezonu da hesaba katıldığında Chicago yapısı içerisinde oynadı. Freeman Liberty birkaç adım önde başlayabilirdi Onur Alp'ten. Onun Toronto ile imzalaması gerçekten iyi oldu diyebiliriz. Ali ağzına sağlık. Konuşmanda vurguladığın iki mesele vardı. Bunlardan bir tanesi Onur Alp bitimin Alimpievic ile kurduğu diyalog ve ikinci olarak da çalışkanlığıydı. Şimdi kontratın iki yönü olduğundan bahsettik. Kitabının bir G League boyutu da var. Windy Stibuls'un şu an koçu Henry Damerkent ki Türk basketbolcular kendisine... Biri. Karşıyaka'dan, Efes'ten ve Galatasaray'dan tanıyorlar. Ki bu da yani koçlarla çok iyi diyalog kuran bir oyuncu olarak ele alırsak Onur Alp bitimi büyük bir şans da bekliyor aslında NBA'de. NBA'de olmasa da G-Lig'de en azından Onur Alp bitimi. Evet hani Damur Kent profesyonel basketbol kariyerinde ilk şansı Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam Pınar Karşıyaka ile edinmişti. Sonrasında Efes dönemi var, Galatasaray dönemi var. Bosna Hersek pasaportuyla milli takım dönemi var. Yani Avrupalı oyuncular, Avrupalıları çok yakından bir Avrupalı gibi tanıyan bir isim. Onur Alp için ben mutlaka faydalı olacağını düşünüyorum. Onur Alp'in tabii lisede de zaten bir Amerika dönemi var. O da belki de adaptasyon anlamında faydalı olacaktır. Babası Mustafa Kemal Bit'in bir basketbolcu. E Bunun da ben her zaman oyuna bakışı açısından önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında zaten çalışkanlığı, bulunduğu yerde, bulunduğu kendisine verilen rolde kendisini kabul ettirmek için savaşçılığı Onur Alp'in kendisini son iki yılda fazlasıyla belli etti. Yani Onur Alp Bursa'daki o rolü aldı ama havadan almadı. Aldıktan sonra da hemen bugün olduğu oyuncu olmadı. Sancılı bir dönemde iyi mücadele ederek baskı arttığında takım içinde işler kötü giderken ve şu konuşuluyordu yani Derek Needham'dan sonra Freeman gitti, Onur Alp o geldi ama tam oldu mu olmadı mı? İşte takım sadece Bursa'da maç kazanıyor, Eurocup deplasmanlarında kayıp o eleştirileri de ben hatırlıyorum. Gerçekten iyi mücadele etti. Gelişiminin yanında mental olarak da taşıdığı yükü taşımasını bildi. Soru işaretlerini sildi. Ben o yüzden Onur Alp'in mücadele etmeden NBA'den döneceğini zannetmiyorum ve kendisine de başarılar diliyorum şimdiden. Umarım. Şimdilik ağzına sağlık. En bir analizi şimdilik bu kadar diyelim. önümüzdeki günlerde tekrar bir flash haber olursa tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> for Bitsy, and he finds the hole for three. Gang-busting throwdown from Honoral Bitsy.